Cep Telefoncu Spor 55 programını sunar. Spor 55'ten hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Evet, bir Spor 55 programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Tabii ki 3 maçta alınan 2 puan hepimizi üzüyor. Bu konulara gireceğiz. Ergün Teber olayı var. Biliyorsunuz tribünü olduğu gibi ayağa kaldıran görüntüler var. Ümit Hoca'nın şok açıklamaları var. Hem maçtan sonra yapmış olduğu basın toplantısında hem de bugün basın toplantısında inanın 37 dakikalık bir görüntüsü var ama biz parça parça bu görüntülerden sizlere vermeye çalışacağız. Evet, bu arada hemen üzerimizde selamlar var. Onları dağıtalım. Çok sevdiğim kardeşim benim Dursun Eroğlu. Seni aramızda görmek gerçekten bizi çok mutlu etti. Büyük geçmiş olsun diyorum. Hoş geldin diyoruz. Gençlik Spor'da güvenlik görevlisi arkadaşlardan, Emre Öz ve arkadaşlarına da buradan selamlarımızı iletelim. Güler Telekom'daki muhasebe müdürümüz Hürriyet Hanım, Adana'dan Arif Alkan'a, Antalya'da Supi Şenkal, Mersin'den Erdin'e, İstanbul'dan Köksal Sarısoy'a. Ayrıca dün cumartesi günüydü, yolda bir arkadaşa rastladım. Abi bir dakika dedi bana, buyur dedim. Cebinden bir tesbih çıkarttı. Bahattin Kandemir. Bu da benim hediyem olsun dedi. Seni böyle dedi, yolda görüp de vermek istiyordum dedi. Çok teşekkür ediyorum. Evet, geçen haftalardan bir sözümüz vardı. Forma sözlerimiz vardı. Bu formalar kime gittiydi? Programımıza yaklaşık 1400 kişi katılmıştı. 300-400'lerde ben yönetmenime dedim ki eğer dedim biz 500'ü bulursak 501. kişiye de dedim bir forma hediye edeceğiz Musa Aydın'ın dedim. Ve bu talihle geçen hafta çekilişte belli olmuştu. Mehmet Çakır kendisi çekmişti bu talihliyi. Ahmet Emine Temel kazanmıştı formayı. Kendisi şu anda Gaziantep'teymiş bildiğim kadarıyla ama formasını almak için babasını yollamışlar. Konuğum şu anda, hemen davet ediyorum kendisini. Hoş geldiniz Ramazan Bey. Nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Evet, sizleri görmek daha iyi. Çok teşekkür ediyorum. Bu formayı, Musa Aydın'ın bu orijinal formasını kendisi özellikle bize vermemizi söyledi. Kendisi kura'dan çıkınca neler hissetti? Vallahi Ahmet oğlum, buraya doğru bakalım. Şu, evet. Samsunspor fanatiği. Samsunspor maçı başladığı zaman 99 tane yer değiştiriyor. Çok sevindi. Telefon açtı. Baba dedi böyle böyle dedi. Antep'te mi yaşıyorlar? Şu anda orada görev yapıyor. Görev yapıyor. Evet, şu anda orada görev yapıyor. Ama Allah nasip ederse 15-20 gün sonra buraya geleceğiz. Sizleri de ziyaret edeceğiz. Biz kendilerini tebrik ediyoruz. Bizim selamlarımızı iletin lütfen. Onu da çok selamlar. Çok teşekkür size. Ediyorum. Sağ çok olun, teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Formamız evet. Şöyle öpelim. İnşallah birincilikte de Süper Lig'de de inşallah. Çıkarız. İnşallah. Çok daha mutlu oluruz. Çok teşekkür ederim Ramazan Bey. Allah razı olsun. Selamlarımızı iletiyoruz. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, biz uğurluyoruz çok Ramazan Bey'i. Hayırlı programlar. Sağ olun. Allah çok razı olsun. Mersi, sağ olun. İyi akşamlar. Evet, bir diğer formada Emre Aktürk'ün ki o da bu elimizde hemen. Onu da hazırladık. Mehmet Çakır'dan bu formayı hemen aldık. O da hazır. Emre, sen de bize mesaj yoluyla nereye yollayacağımızı veya buradaysan gelip formanı alabilirsin diyorum. Sözü fazla uzatmayalım. Çok görüntülerimiz var çünkü. Ve her zaman olduğu gibi kendisiyle gurur duyduğum Ender Gür Hoca yanımda. Ender, sana ve kendime geçmiş olsun diyorum.
İkinizde bir gribal enfeksiyon atlattık ama iyisin herhalde. Teşekkür ederim, sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Çünkü ben yorumları bugün maçtan sonra ya Ender Hoca'nın da sesi çıkmıyordu, gür sesi gelmiyordu dedim. Dedim rahatsızlığından dolayıdır dedim. Evet hocam, 3 maç, 2 puan. Bugün senden de beraberdik toplantıda. Görüntüler de var ama şu maçın şöyle bir yorumunu alayım senden. Bu 3 maçtır Samsun Spor'da bir duraklama görülüyor. Bu duraklama hem Samsun Spor'un oyunu anlamında bir duraklama, hem skor anlamında bir duraklama, hem de puan anlamında bir duraklama. Bu duraklamanın bence en önemli sebebi Kone'nin olmayışı. Sadece bir futbolcuya bağlamak doğru değil belki ama Kone sadece Samsun Spor takımında görüldü ki 18'in içerisinde etkili vuruşlar yapan bir oyuncu değil. Aynı zamanda beraber oynadığı, arkadan gelen arkadaşlarına da boş alanlar açmak suretiyle Samsun Spor'un pozisyon bulmasına, baskı kurmasına müsebbib bir oyuncu. Dolayısıyla Kone'nin olmadığı 3 maçta biz 2 puan kazanabildik. Ama bugünkü basın toplantısında Ümit Özat'ın katıldığım katılmadığım ifadeleri var. Az sonra konuşuruz ama katıldığım bir ifadesini sizinle paylaşmak istiyorum. Ne dedi? 3 maçta doğru 2 puan aldık ama 3 maçta oynadığımız takımlara bir bakmak lazım. Gaziantep Belediye, Karabük ve Alanya. Alanya'ya da nasıl kaybettiğimizi biliyoruz. Yani 90+5'te çok talihsiz bir şekilde kaybettik. En azından Karabük'e ve Gaziantep Belediye'ye kaybetmedik. Şimdi bugün, dün, önceki gün bizi gören herkesin sorduğu klasik soru var. Biraz da espriyle karışık. 9 kişi. Ne olacak bu Samsun Spor'un hali? Biz de soruyoruz. Diyoruz ki ne var Samsun Spor'un halinde? İşte 3 haftadır kazanamıyoruz. Yani hiçbir takım yoktur ki bütün maçlarını kazansın. Böyle bir takım dünyada yok zaten. Tabii ki puan kayıpları olacak. Tabii ki tökezlemeler olacak. Tabii ki inişler çıkışlar olacak. Önemli olan buradan en az hasarla çıkarak düzlüğe çıkmak ve tekrar galibiyet serilerine başlamak. Ben Karabük karşısında alınan bir puanı asla küçümsemiyorum. 11'e 11 bitseydi de aynı şeyleri söylerdim. Geçen hafta programda da söyledim. Karabük maçı 3 ihtimale açık bir maçtı. Ve beraberlik de bizim için çok kötü bir sonuç değil. Ha biz niye hayıflanıyoruz? Karabük gibi lider bir takım buraya gelmiş. Maç içerisinde 10 kişi kalmış 40. dakikada. Daha sonra 9 kişi kalmış. Ve biz bu takımı yensek bugün lider olacağız. Elimizden kaçırdık, galibiyeti kaçırdık anlamında belki hayıflanıyoruz. Yoksa bugün şehrin büyük bir bölümündeki kanaat şu, 9 kişiyle bir takımı yenemiyorsak nasıl şampiyon olacağız? Evet, şimdi bak, bu sorularla karşılaşıyoruz. Yani bu çok basit bir laf, yani basit düz bir beyanat. 9 kişiyle bir takımı yenemezsiniz. Yenemeyebilirsiniz. Ümit Özat orada söylüyor. 11 kişiyle bir takımı yenebilirsiniz. Şimdi 9 kişiyle oynayan Karabük Çanakkale geçilmezi oynadı canım. Yani ceza alanı etrafını tamamen kapattı. Size boş alan bırakmadı. Samsun Spor takımının etkili olduğu ve sonuca gittiği maçlara, oyunlara bir bakın. Hep geniş alanda bulduğumuz pozisyonlar. Defansın arkasına atılan toplar ya da hızlı hücumlar ya da rakibin çıkarken kaptırdığı toplar ya da Ofiodu'nun ya da Kone'nin o hızlı hareketleriyle bulduğumuz pozisyonlar ve goller ağırlıklı bize galibiyeti. Bizim oyun karakterimiz bu. Bizim takım yapımız bu. Ama bu maçta biz o geniş alanları bulamadık. Bu maçta biz Karabük Spor karşısında o sonuca gidecek oyuncular kim bizde? Ofeodu. Geniş alan topçusu. O alanı bulamadık. Kim? Ekigo. Geniş alan topçusu. O alanı bulamadık. Oyun sıkıştı. Ceza alanı ve ceza yayına oyun sıkıştı. Belki biz baskılı oynuyor gibi göründük. Belki oyunun hakimi gibi göründük. Ama ben maç yazımda da yazdım. Biz 5-6 hücum ağırlıklı oyuncuyla sahaya çıktık. Biz kazanmak için sahaya çıktık. Ama olmadı. Ama kötü bir sonuçta asla ve katla değil.
Ha yenmeli miydik? Yensek lider olurduk. Ama yenemedik diye de geçen hafta da söyledik. Yani dünyanın sonu değil. Hala daha Samsun Spor takımı 9 haftada 16 puanla liderle arasında sadece 2 puan var. Ha bizim için önemli olan maçlardan bir tanesi şimdi ne hangi maç oldu? Elazığ maçı çok daha hayati bir hale geldi şimdi. Elazığ maçında ne yapıp edip kaybetmemek temel felsefe oldu. Belki Elazığ maçında 1 puan Karabüğü yenseydik bizim için kaymaklı ekmek kadayıfı olurdu. Ama şimdi 3 puan kaymaklı ekmek kadayıfı olur. Kone'nin oluşu bir bizim için de bir... Çünkü Elazığ da rakiplerimizden yani. Bir tanesi. Evet. Elazığ 17 puanı var. Biz orada Elazığ'ı yendiğimizde bir anlamda rakibimizi yenmiş olacağız. Hem de deplasmanda yenmiş olacağız. Aynı zamanda zirve takibimizi sürdüreceğiz. Aynı zamanda bu 3 haftalık durgunluğa bir son vermiş olacağız. Ha beraberlik kötü sonuç mu olur? Değil. Asla kötü sonuç olmaz. Yine söyledim. Biz Gaziantep Belediye, Alanya ve Karabük bu 3 maçtan çıkardığımız 2 puan bizim için Elazığ maçını çok daha önemli, çok daha kritik bir hale getirmiş oldu. Karabük maçıyla ilgili maçta 9 kişi kalmasının dışında öne çıkan saha ve seyirci olayları oldu. Seyircinin galeyana gelmesi oldu. Onunla ilgili de bugün Samsun Spor takımı zaten Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na 52. madde ve 53. maddeden dolayı sevk edildi. 52. madde saha olayları, 53. madde de kötü tezahüratla alakalı. Onunla ilgili de perşembe günü çıkacak kararı bekleyeceğiz. Ben maçtan evvel Zenke ile konuştum. İdman ısınırken. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bunu herkesten de paylaşayım. Dedi Atilla abi bir puan cepte. Atilla abi bir puan cepte. Karabük takımına bunu deseydiniz söyleyeyim. Ki Samsun'a hiç gelme kardeşim. Yorulma havada soğuk bir puan verelim. Kabul ederdi. Gelmezdi Karabük. Kabul ederdi onlar için. Kabul ederdi. Hele hele Elazığ'ın yenilmesinden sonra ligin haftanın son maçı bizim maçtı. Bir puan onlar için Ali Yülala oldu. Evet Cem. Şimdi gidelim şu maç öncesinde bir başlayalım. Tribün var, basın şeyi var. Ondan sonra da basın toplantısına gideriz. Bu görüntüleri bir alalım. 55 saniye miydi? Cep Telefoncu'nun sunduğu Spor 55 devam ediyor. Evet hocam, kırmızı duvar diye bir şey ortaya atıldı. Bunu senden dinleyeyim. Kırmızı duvar demekle taraftara hangi mesajı verildi? Şimdi şöyle bir organizasyon var. Yani Samsun Spor'u kırmızı renkle özdeşleştirmek. Ben de bugün kırmızı duvara atıfta bulunmak için İşin açıkçası kırmızı giydim. Bana niye söylemedin? Ben de giyerdim. Takip edeceksin gündemi, takip edeceksin. Samsun Spor'u takip edeceksin. Samsun Spor tribünlerini takip edeceksin. Biz takip ediyoruz. Ya, şu anda ben tribünde değilim. Anladım. Biz tribündeyiz şükür olsun. Şimdi kırmızı duvar bu şeyde, bundan sonraki maçlarda maraton tribününde, hangi tribünde olursa olsun üzerimize kırmızı bir şey giyeceğiz. Mont olur, forma olur, gömlek olur. Bu kış havasında da herkes siyah giyiyor hocam. Ya nasıl olacak o kırmızı? Ya da kırmızı atkımızı takacağız. Bakıldığı zaman o tribünü herkes kıpkırmızı görecek. Ateş rengi görecek. Samsun Spor'un rengini görecek. O zaman kolay var hocam. Dolayısıyla kırmızı duvarın mantığı bu. Kolay var ya. Bu maçta bakıldığı zaman yani yarı yarıya bir kırmızılık
hakimdi. Kolay var. Hatta ve hatta yeni yapılan stadyumun, yeni 19 Mayıs stadyumunun bütün koltuklarının kırmızı olması da gündemde. Onunla ilgili de sosyal medyada çeşitli anketler yapılıyor, paylaşımlar yapılıyor. Yani kırmızıyı ön plana çıkarmak, Samsun Spor'un kırmızıyla anılması. Hocam hemen benim aklıma geldi. Çok kolay, çok kolay. Böyle yağmurluklar var ucuz, böyle naylondan. Kırmızı böyle bir imalatçı bulsunlar, imalatçı akıllılık yapsın. Şöyle üstüne şuradan beri geçirip hem üstü de ıslanması kıpkırmızı da olur. Her yerde kırmızı. Bunu değerlendirelim. Ben buradan bir mesaj vermiş oldum. Hocam şimdi maç sonuna gidelim. Bir röportajları, iki Baliç'in ve hocanın röportajları var. Bu arada sevgili izleyiciler, Spor 55 sayfamıza mesajlarınızı bekliyoruz. Yazın. Bir de biz bu Karabük maçıyla ilgili soru sorduk. Dedik ki Karabük maçının sonucunu ve Samsun'un ilk golü kimden gelecek bilene yine forma vereceğiz dedik. Ya arkadaş, adminim İsa, buradan selamlarımı iletiyorum. O da önümüzdeki hafta gidiyor askere. Admin dedi ki, Atilla abi dedi, 180'in üzerinde dedi katılım vardı. Sadece iki kişi dedi 0-0'ı bilmiş dedi. Hayret ettim. Yani herkes Samsun'un galip geleceği yönünde kullanılmışlar. İki tane 0-0 var ama gol olmadığı için bu rafa kalktı. Önümüzdeki haftalara bakacağız. Şimdi gidiyoruz maç sonunda her iki teknik adamın görüşlerini hep birlikte izleyelim. Başkanım biraz şimdi bakalım. Hazır mısın? Ya şimdi biz bu maça futbol oynamak için geldik. Onun için mücadele ettik. İyi maç olsun diye düşündük. Çok güzel bir taraftar vardı. Güzel bir atmosfer vardı. Ama maalesef futbol değil ya, başka şeyler konuşuluyor ve muhtemelen maçtan sonra da konuşulacak. Tabii bu üzücü bir olay. Dediğim gibi ben hiçbir zaman futbolun dışında başka bir şey konuşmak istemiyorum. Ama dediğim gibi bugün gerçekten iki kırmızı kart, 9 kişiyi kaldık. Kolay değildi Samsunspor takıma karşı. Gerçekten bir puan, büyük bir puandı. Dediğin gibi bu böyle olmasını tabii ki istemedik ama maalesef zaman zaman oluyor. Şunu söyleyebilirim, futbolculara çok teşekkür ediyorum. Onlarla gerçekten bugün gurur duydum. Çünkü 9 kişi böyle bir takıma karşı bir puan çıkartmak kolay değildi. Mücadeleden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Söyleyeceğim bu kadar. Soru var mı? Teşekkür ederim. Hocam son dakikalarda biraz maçın tansiyonu yükseldi. Öneye bağlıyorsunuz. Evet. Valla tabii şimdi biraz önce söylediğim gibi ben her zaman futbola bakarım ama yani bir gerginlik oldu. Zaten kırmızı kartları da biraz gerginlik oldu. Bundan sonra köşede orada herhalde bir tartışma oldu. Ben tam net göremedim o heyecanın içinde. Ne olduğunu tam bilmiyorum ama dediğim gibi çirkin olaylar. Bu lig gerçekten uzun bir maraton ve birçok maç var. Böyle şeylerle hani dediğim gibi bu konuda konuşmak bile istemiyorum. İnşallah bundan sonra böyle bir şey olmaz. Herkes mücadele ediyor. Herkesin belli bir hedefi var. Bizim de hedefimiz var. Yani bu konuda dediğim gibi çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Sadece tekrar futbolcularına teşekkür ediyorum. Hocam Ergün'ün tribünlere karşı bir hareketi var. Onu dediğim gibi orada gerçekten göremedim. Ben uzaktaydım. Yani orada ne olduğunu bilmiyorum. Biz göreceğiz orada ama. Ama tabii gergin bir ortamıydı. Yani sonuçta dakika 90, 0-0 Samsun'un da kazanması lazım. Bizim 9 kişi kaldık. Yani futbolda dediğim gibi böyle şeyler oluyor. Gergin oluyor. Herkes gergin. Orada en ufak bir hareket ya da sahada bir hareket olduğu zaman tabii maalesef şey oluyor, sıkıntı oluyor dediğim gibi ama inşallah böyle bir şey olmaz. Çünkü hiçbir takıma böyle bir şey yakışmıyor. Dediğim gibi
yine bir puan aldığımız için mutluyuz. Karabük takımını bir kişi hariç vermiş oldukları bütün mücadeleden dolayı kutluyorum. Biz de kazanamadık. Yine bir iç saha maçı. 3 maçtır. Özellikle o 18'in içerisinde Kone'nin olmamasının bu takımı nasıl etkilediğini hep beraber görmüş oluyoruz. Çünkü Kone olsaydı Antep maçı da daha farklı olurdu. Bu maç da farklı olur. Çok net söyleyeyim. Kone bir takım oyuncusu. Ama onun da işte bu tarz önemli oyuncuların da sorumsuz davranışlardan kaçınması lazım. Trabzon maçında 2-1 öndeyken 90. dakikada o faul yapıp da takımı öyle bir kırmızı kart görüp de 3 maç ceza almanın anlamı neydi? Alemi neydi? Yani şimdi onu anlamadım. Ama çünkü biz bazen yaptırım da uygulayamıyorsun. Kadromuz geniş olsa, başkaları gibi geniş bir kadroya sahip olsak, yani yaptırım uygulanacak o kadar durum var ki ama bazı şeyleri içimize atıyoruz. Belli bir zamana kadar da atmak zorundayız. Yumruğumuzu sıkıp cebimize koymak zorundayız. Yeri geldiği zaman çıkarmak durumundayız. Geniş bir kadroya sahip değiliz. Bundan dolayı da zaman zaman cezalandırılıyoruz. Normal. Hocam siz her zaman şunu söylüyorsunuz. 10 kişi kalan takım keşke 11 kişi oynasalar da mücadelemiz daha iyi olur diyordunuz. 9 kişi kaldılar. Aynısını bugün kulübede söyledim. Şöyle dirençleri artıyor. Direnci arttığı zaman bu sefer daha kolay yoldan gol aramaya çalışıyorsunuz. Bir an önce gol atalım. Yani oyunun belli bölümlerinde oyunu ön tarafta iyi açamadık. Yani bizim ön tarafta dediğim gibi Kone olsaydı oyun çok bu maç için değil, bu maçta Antep maçı da Alanya maçı da çok farklı yerlere gelirdi Kone olsaydı. Şöyle bakın. Hala 1.78 puan ortalamasıyla gidiyoruz ki bu bile şu anda 60 puan eder. Ama bir de işin şu tarafına baktığınız zaman Erseli'ydi, Alperen'iydi, Ercan'ıydı, Burhan'ıydı. Bunlar geçen sene burada Türkiye Kupası'nda 10'ar dakika oynayan oyunculardı. Şimdi bu takımın giren çıkan oyuncuları artık güvenilip şans verilen oyuncular. Ya bunun üstüne Kone yok, Hasan yok. Yani herkesin 15-20 türlüne kadro kurduğu bir yerde biz bu genç oyuncularla bu mücadeleyi verip, yani Karabük maça 9 kişi başlamadı. Bu çocuklar onları 9 kişi bıraktı. O anlamda ondan dolayı özellikle 11-11 olan bölümden dolayı bölümde oyuncularımı tebrik ederim. Göstermiş oldukları mücadeleden dolayı. Ama burada bir suçlu aramamak lazım. Dediğim gibi başarı onların, başarısızlık benim. Bunlar olacak. Vakti zamanında biz 7 kişilik Galatasaray'ı 1-0 yendik. Yeri geldi 11-11 oynadın, 11-10 oynadın, 6-0 yendin. Futbolun ne zaman ne getireceği belli değil. Hocam bir kişi hariç tebrik ederim dediniz Karabük Spor'u. Evet. Futbolcuyu biz tahmin ediyoruz kimin olduğunu. Adını bile almaya gerek yani duymuyorum. Bazı insanların üzerinde hak etmiyor, yani müspet de olsa, menfi de olsa konuşmaya pek gerek kalmaz. Çünkü futbol böyle spor ahlakından yoksun insanları gerçekten kabul etmemeli. Yani biz o şahıs topu elinde tuttu diye maçı kaybetmedik. Ama bu kadar da olmaz yani. Evet, futbol bir hile oyunu. Kim kimi ters ederler. Herkes kazanmak için, puan almak için, bu cenderde bir puan bile almak için her şeyi yapabilir ama biz böyle puan almadık, böyle puan almadı istemiyorum yani. Ya öleceksem aslan gibi ölürüm ya bu diyelim. Şimdi ben hep şuna kızardım. Genelde büyük takım hocaları veyahut da orada çalışanlar veyahut da yetkililer derler ki genelde hani çok katı defans yapıyorlar. Sen de 5-10 milyon euroları, 20 milyon euroları örnek veriyorum. O takımlar için konuşuyorum. Bu katı defansı aşmak için alıyorsun. Yani futbolda defans da bir taktiktir. Yani onlar da bu defans yapıyor ama biz daha bu defansı aşmak için daha öyle çok daha kaliteli oyuncuları alabilecek bir durumumuz yok. Biz mevcudu hem geliştirmeye hem de iyi yapmaya çalışıyoruz. Yoksa defans da bir taktiktir. Aşamadıysak bizim problemimizdir. Kimseye bahane aramanın bir anlamı yok. Demek ki daha çok çalışmamız lazım. Daha çok öğrenecek şey, oyuncularımın öğrenmesi gereken şeyler var. Güzel olan şu, bakın bu çok önemlidir. Bir takım 2-0 mağlupken, deplasmanda olsun, içeride olsun, beraberliği yakalamak adına saldırdığı zaman çok pozisyon verir. Dünyada bunu bu pozisyonu vermeyen bir takım yoktur. Bakın biz Alanya karşısında 2-0 mağlupken 2-2'yi bulduk. 2-0'a kadar o 30 dakikalık dilim içerisinde bir tane pozisyon vermedik. İçeride 0-0 oynayıp gole yüklenip rakibe bir tane pozisyon vermiyoruz. Yani demek ki top rakipteyken gardımızı yalıyoruz. Rakibin de bize yerleşmişken veyahut da oyun içerisinde gol atma şansı yok. İşte duran toplardan veyahut da bireysel hatalardan geldi. Bugün ona karşı farklı bir önlem aldık. 3 oyuncuyu öne koyduk. Rakip dolayısıyla 4 oyuncuyla kalıyor. Bir kullanan 5, kaleci 6. En fazla 4 oyuncuyla geliyorlar. Ya dediğim gibi daha çok çalışmamız lazım. Ligin başı yani şu anda şunu yani bir şey görmüş değilim ama
Daha ligin bu haftasında 16 puan. Haftaya Elazığ. Yine 3 neticeli maç. Dikkat edin, 3 haftadır ilk 3'teki takımlarla oynuyoruz. Antep, Karabük, Elazığ ve ilk defa yeni hocasıyla bir maça çıkmış bir takım. Her zaman bunlar tehlikeli durumlardır. Elazığ maçından sonra baktığımız zaman 10. sıranın altındaki bütün takımlarla biz oynayacağız. Yine bir seriyle ilk 2'yi yakalamamız çok mümkün. Yani neyi konu? Liglerle aramızda 2 puan var ve ligde daha kaç hafta var? 25 hafta var. Onun için biz 16 puan var. Mevcut bir 14-15 puan alırsak ilk yarı bizim için, yani bu 15 puanın nereden geleceği önemli değil. Önemli olan 31-32 puanla ligi bitirmek ilk yarıyı. Kırmızı karttı, verdi. İçeride değilmiş, vermedi. Normal. Ya çok bir şey, art niyetli değiller. Önemli olan o. Dolayısıyla ama ilk yarı daha fazla uzatma olabilirdi. İlk yarının hakkı 2 dakikada yirdi. Elimizden bir şey gelmiyor ki. Yan hakem, dördüncü hakem yanımızda duruyor. Çizgiyi bir adım geçtin mi? Çizgiyi geçmiyor. Ne varsa orada anlamadım ki. Yani biraz Avrupa'yı takip edin ya. Bakın yani bir takım şeyler bunlar aşılmalı ya. Çizgiyi bir adım geçtim, bir adım içeri girdim, bir adım çıktım. Çizgiyi biraz daha uzatın hocam. Yani güzel bir düşünce de onu inşallah sen bir gün Futbol Federasyonu'nda FIFA'nın başına geçersen yaparsın. O bizim elimizde değil. Bizde değil. Bizim elimizde olsa ben çok uzatırım. Hocam, buyur abi. Hocam özellikle ikinci yarıda dikkat çeken bir pozisyon vardı. O Feridu ile Mustafa Sevgi gırtlak gırtlağı saha içinde birbirlerine girdiler. Pozisyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii önce onlarla konuşmam lazım. Sıcağı sıcağına bir yorum yapmak doğru olmaz. Ama Ofi'nin zaman zaman böyle aksaklıkları oluyor. Bizim de tabii başkan ve yönetimle de bazı konular üzerinde ciddi ciddi tabii konuşacağız. Daha ciddi bir şekilde konuşacağız. Bir takım yaptırımlar uygulamamız lazım. Kimse bu kulübün üstünde değildir. Bakın yani şu ligin, hep biz bunları bilerek geldik ama belki de küme düşmeye oynayan veyahut da sonuncu takımı dahil belki en düşük maliyetli takımı biziz. Yani dolayısıyla bazı oyuncular orada kalitelerini çok daha farklı ortaya koymalılar. Karşıya kamaçtan sonra Ofi'ye rakip olasın. Bir yaptırım uygulaman için geniş bir kadron olması lazım. Zaten Alperen Ersel'e, Burhan'a bu darlıkta bu kadar şans vermeye çalışıyoruz ki hem onlar gelişsin hem biz kazanalım, hem onları kazanalım. Dolayısıyla o yönden biraz sıkıntıları var ama yapısı öyle. Aslında özünde kötü bir çocuk değil. Oyun içerisinde bunlar olur ya. Yani çok da fazla bunları büyütmenin bir anlamı yok. Yani hepimiz yaşadık bunları. Hepimiz bu kavgaları yaptık. Bir takım kavga yapıyorsa yaşıyordur. Ben onu öyle düşünüyorum. O kazanmak isteyenden kaynaklanan bir şey. Tamam. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Cep Telefoncu'nun sunduğu Spor 55 devam ediyor. Evet, Ümit Hoca'nın basın toplantısındaki söyledikleri, bir de bugün çok daha geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenledi ama ben bunu programın sonunda yayınlayacağız, bugünkü basın toplantısını. Hocam ne düşünüyorsun? Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle söyleyeyim, Karabük maçı ile ilgili sözlerini değerlendireceğiz ama şimdi Ümit Hoca'nın bugün programa gelmeden önce de haber sitelerinde şöyle bir gezinti yaptım. Ümit Hoca'nın sezon başından beri maç sonundaki basın toplantılarında söylediği sözlerden herkesin akılda kalanlardan bir demet sunmak istiyorum. İlk hafta deplasman galibiyeti Altınordu 4-0. Çok öne çıkan bir beyanat yok. Ondan sonraki maçlarda bireysel hatalar... Bir takım bu kadar bireysel hata yapar mı? Bireysel hatalardan dolayı şunu yaptık, bireysel hatalardan dolayı bunu yaptık. Ondan sonraki hafta, burası çocuk yuvası değil. Herkes aklını başına alacak. Önümüzdeki hafta kaleciyi değiştireceğim. Ondan sonraki hafta herkes haddini bilecek. Kimse Samsun Spor'un üstünde değil. Samsun Spor forması kutsal bir formadır. Bu formanın değerini bilmeyenlere hesabını sorarım. Ondan sonraki hafta kendini Samsun Spor'un üzerinde olduğunu zannedenler var. Onlar maça değil antrenmana dahi almam. Ondan sonraki hafta bir takım yaptırımlar yapacağız ama yönetimle de görüşmem lazım. İmkanlar kısıtlı.
nasıl yaptırımlar yapacağız falan filan. Şimdi dolayısıyla maç sonu açıklamalarda Ümit Hoca maçın herhalde o gergin, çünkü biz onu agresif olarak yorumluyoruz belki saha kenarındaki hareketlerini o kabul etmek istemese bile o maçı yaşayan, gerçekten yaşayan ve Karadeniz insanının da hoşuna giden, Karadeniz insanı gibi böyle geçen senelerde hatırlar mısınız bizim taraftarın programımıza gönderdiği yorumu? Rakip takımın hocası sahanın içine girecek, bizim hoca eli şeyde kolunda böyle seyrediyor. Tam bizim istediğimiz bir hoca tipi, tamam mı? Sahanın içine girecek, bağıracak, yırtınacak, ona itiraz edecek, hakemin üstüne yürüyecek, futbolcusuna yapma falan diyecek. Böyle çok hareketli bir yapısı var Ümit Hoca'nın. Şimdi herhalde maçı da çok şey yaşadığı için, derinden yaşadığı için, birebir yaşadığı için. Mesela Ümit Hoca farkında mı bilmiyorum ama her maç iki şişeye tekme atıyor. Var ya o su, canım malzemeci, kurban olduğum, her gün getiriyor, 20 dakikada bir şişe koyuyor, bam güm. Sonra bize agresif deyince kızıyor bize, hocam ama kızma yani lütfen. Onun geniş açıklamasını görüntü, vereceğim. Ya verdiği, hocanın verdiği görüntü bunu, yanlış anlaşılmasın. Yani art niyetli bir şey olduğu için ama söylemiyorum ama dışarıda bizim gördüğümüz görüntü, ekran bu. Ama söylediği bir şey var ama önemli bir şey. Ben dedi mağlup olduğu zaman mı yapıyorum geleceğim yoksa? Gel, mağlubiyette de galibiyette de ayırmıyoruz. Orayı da hatırlatayım. Hayır, ayırmıyoruz. O konuda haklı. Şimdi ne diyorduk? Şişelere vurdu hocam. Ha, şişelere falan. Şimdi maç sonu açıklamalarıyla ilgili söylüyorum. Şimdi maçı çok böyle derinden yaşadığı için birebir sahanın içinde ya adam. Evet. Yani futbolcusuyla birlikte yaşıyor. Bu iyi bir şey. Yani kötü bir şey olduğu için söylemiyorum. Ha, ben bunun mahsurlu taraflarını da bugün basın toplantısında acaba olabilir mi diye hocaya sordum. Onu da az sonra konuşuruz. Tabii maç sonunda yaptığı bu sıcağı sıcağına açıklamalar çok yerinde açıklamalar olmamış. Değil mi? Yani burası çocuk yuvası değil gibi bir açıklama. Bırak şeye, maça antrenmana dahi almam gibi bir açıklama. Kaleyi yani, göremez. Tabii bunlar ayakları yere basan, kaleyi bir daha göremez gibi bir açıklama. Yani bunlar çok sakin, sorumluluk makamındaki bir teknik adamın ve bir anlamda o takımın lideri, her şeyi yapması gereken açıklamalar değil bana göre. Bunu bir dost tavsiyesi olarak söyleyeyim Sayın Ümit Özat'a. Kendisini çok başarılı bulan, 9 haftada topladığı 16 puanı çok başarılı bulduğumu altını çizerek belirten biri olarak söyleyeyim. O yüzden bu şey maçı sonrasında da, Karabük maçı sonrasında da yaptığı açıklama, nihayet Kone'nin olmadığını falan ifade etmesi, ama bunu bir bahane olarak söylemiyor. O da işin hoş bir tarafı. O yüzden maç sonu açıklamaları biraz şeydir. Böyle nedir o? Sıcağı sıcağına yapılmış ama bu açıklamalardır. Ama ben mesela bugün hocaya da sordum. Cevabını da verdi ama onun cevabını verirken tabii o biraz farklı algılayarak bunun cevabını verdi. Mesela bir Alperen düşün. Ya da bir Ercan düşün. Ya da bir Canberk düşün. Yani bizim altyapıdan gelen çocuk bunlar. Kendi deyimiyle söylüyorum. Daha bunlar bizim çocuklarımız. Yani önlerinde 10 yıl, 12 yıl belki bir futbol hayatı olacak çocuklar. Daha futbol hayatlarının birinci basamağında bu çocuklar. Buradan alıp yürüyecekler belki, parlayacaklar. Belki büyük takıma gidecekler. Belki yurt dışına gidecekler. Belki milli formayı terletecekler. Bu çocuklar daha olmadı. Doğru, katılıyorum. Bu çocuklar olacak. Ama bunlar olurken bunların psikolojik yapısını düşünmek lazım. Ama ben diyor sadece onlara mı bağırıyorum diyor. Şimdi herkese bağırıyor da şimdi 20 defa bir maçta Alperen diye bağırırsanız, 40 defa Ercan diye bağırırsanız, o çocuk 21. kez, 41. kez top ayağına geldiğinde bir güven problemi yaşayabilir. Bunlar Türk çocukları, yani Türk insanının doğal yapısında var. Şimdi ben senin her söylediğin lafa burada farklı bir kusur bulayım. En sonunda patlarım. Patlarsın ya da konuşurken şey yaparsın zaten, değil mi? Zaten bazen ara sıra yapıyorum, ben de patlıyorum zaten. Yani şimdi konuşurken ne yaparsın? Tepki verirsin. Tepki verirsin, bir ikincisi konuşmaya çekinirsin.
acaba gene mi bir şey diyecek, buna da mı bir kulp bulacak falan diye. Değil mi? İnsan psikolojisinde var bu. Evet. Bizim söylemek istediğimiz bu. Ben yazımda da öyle yazdım. Yani şu anda 3 maçta 2 puan almış bir takıma sakin olmak düşer. Yandık yıkıldık şimdi falan diye bir şey yok. Şu anda 9 maçta 16 puan almışız. Liderle 2 puan var. Hala ligin en çok gol atan takımıyız. Bir kez mağlup olmuşuz. Yani baktığınız zaman önceki 2-3 sezonla kıyasladığınız zaman durumumuz pozitif. Ama bu pozitiflikler varken de bunları dile getirmek lazım. Şimdi Ümit Hoca diyor ki kazanırken niye bana agresif diye yazmıyordunuz diyor. Evet. Yani mesela 4-0 Altınordu'yu kazanırken ben aynı Ümit Öz attım. O zaman niye söylemiyorsunuz diyor. Haklı. Ama o zaman maçın önüne geçen 4-0'dı Sayın Hocam, insan psikolojisi. Şimdi Trabzon'da niye yazmadınız diyor. Trabzon'da galibiyetle dönüyorsun. Orada konuşulması gereken şey galibiyet. İnsanın doğasında var. Siz de televizyonculuk yaptınız. Siz de yorumculuk yaptınız. Yani ama bu maçta 9 kişi kalmış bir rakibi yenememişsiniz. Doğal olarak niye yenemediğimiz üzerinde insanlar çeşitli yorumlar yaparken, konuşurken acabalar böyle seçenekler üzerinde dururken bu da göze batan bir şey oluyor. Hatta ben 4-5 hafta önce ne demiştim? Bir basın toplantısında, hafta içi bir basın toplantısında, çok keyifli bir basın toplantısıydı. Ben ilk kez hafta içi basın toplantısına bugün gittim. Size de demiştim ki hatta basın toplantısından dönüşte stüdyoya, Ümit Hoca dört köşe. Şu anda işler iyi gidiyor. Ama işler biraz sıkıntıya girmeye başladığında eleştirilmeye başlar demiştim, değil mi? Doğru. Olacaktır da bunlar, normal. Şimdi, ama bu eleştiriler yapılırken tabii ki yapıcı olmaya özen göstermek lazım. Biz de ona dikkat ediyoruz. Mesela ben karşılaştığım en çok sorulardan biri de, ya hocam Canberk'i niye çıkarttı? Canberk'i niye çıkarttı? Burhan'ı niye koydu? Diye eleştiriler vardı. Ama diyor ki, kimse bilmeden konuşmasın. Canberk diyor sakattı. Ben onu ilk 18'e dahi 11'e almayı dahi düşünmüyordum. Fakat kendisi geldi dedi ki hocam ben oynayacağım. Ben taraf değildim dedi. Ama 11'e koydum. Ve dedi özveriyle oynadı dedi. Bir tarafı dedi ağırlık basınca sakat olduğu yere diğer tarafa yük binecek. Burası da dedi atarsa dedi biz Canberk'i kaybederiz dedi. Ve dedi fazla yormak istemedim aldım dedi. Şimdi insanlar hakikaten öyle. Ha biz o soruyu da maçtan sonra sormadık. Yani neden Canberk'i hocam oyundan aldınız, çok çabuktu, arkayı kapatıyor ama Canberk'in sakatlığını bak bir şey söyleyeyim bilmeyen size. Bizleriz. Ben üniversite sınavlarını öğrenci hazırlıyorum. Aynı zamanda okulda çocuklara eğitim anlamında bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Sınav psikolojisini ve stresini çok iyi biliyorum. Daha doğrusu insan psikolojisinin de eğitimini aldım. Az buçuk psikolojiden de anlarım. Şimdi Murat Gürbüzeroğlu diye bir çocuğumuz var değil mi? Kötü oynadığı maçlarda en sert eleştiriyi yapanlardan biri benim. Şimdi bu çocuğu geçen hafta Ümit Hoca ilk 11'de onu oynadı. Onu da açıkladı. 25'te oyundan aldı. Bu hafta 18'de yok. Murat Gürbüzeroğlu kaç yaşında abi? Söyleyeyim hocam hemen. Kara kaplı defter gel yavrum. Var mı 21, 22, 23? Hemen söyleyeyim. Murat Gürbüzeroğlu 88'di hocam. 27 yaşında mı? Evet. Genç sayılır. Yani futbolcunun bu şeyi, psikolojisi yıpranmaz mı bu tablo karşısında? Bir de işin enteresan tarafı ne biliyor musunuz? Geçen hafta maç sonu yapılan açıklamalarda bir takım tedbirler alacağım açıklamasından sonra siz bu adamı eğer şeye koymazsanız, 18'e almazsanız, o zaman bu oyuncu acaba fatura bana mı kesildi? Samsunspor'dan kendini büyük zanneden oyuncular var demişti hoca. Acaba ben miyim bu? Beni mi kastetti diye algıladı. Ha, maç öncesinde hoca tabii ki oyuncusuyla konuşmuş olabilir, izah etmiş olabilir. O hocayla oyuncu arasındaki diyalog. Ama biz yansıyan görüntüyü yorumlamak durumundayız. İç dünyasını bilemeyiz. İçeride ne olup bittiğini bilemeyiz ama tribünde ben esame listesini elime aldığımda Murat Gürbüzeroğlu görmediğimde sana ne dedim? Eğer Murat Gürbüzeroğlu sakat değilse ve 18'de yoksa sıkıntı dedim. Evet. Şimdi
Ve bu Murat Gürbüzeroğlu ikinci kez 25. dakikada oyundan aldı hoca. Yani üst üste bu tablonun sonunda. Tamamdır, çok güvenmiş olabilir. Ondan çok beklentisi olabilir. Olabilir, bir şey demiyorum. O anda veremiyorsa. Hayır, bir şey demiyorum. Ben yani sadece yansıyan görüntüyü yorumluyorum. Tamam. Yansıyan görüntü bu. Evet, tabii biz dışarıdan. Ha, biz dışarıdan. Ha, tabii ki hocanın futbolcularıyla olan diyaloğu farklıdır. Mesela ne dedi? Buran'ı dedi, çağırdım dedi. Sabah 8.30'da dedi, Buran'ı çağırdım, seni oynatacağım Buran. Dedim dedi bugünkü açıklamasında. Bir de hoca ısrarla bu maç sonu basın toplantısında da söylüyor. Canberk, Ercan, Alperen, Burhan, Erdi gibi genç kesin oyuncuları takıma kattığından sürekli bahseder. Tebrik ediyoruz. Alkışlıyoruz. Ve hoca risk aldığını söylüyor. Bence hoca iki yönden risk alıyor. Bir, bu gençlerle yoluna devam ederek zaten risk alıyor. İki, elindeki bu gençler ve bu dar kadroya rağmen sezon başında hedefi şampiyonluk çıtası olarak koyarak bence daha büyük bir risk aldı. Evet. Mesela hoca deseydi ki, Samsun Spor'un bugün söylüyor mesela, diyor ki 50 trilyon borcu var. Ben diyor devre arasında transfer isterken kulübü 2 trilyon lira daha borçlandırmayı asla istemem. Böyle bir tarzım yok diyor hoca. Değil mi? Dedi, evet. Şimdi sezon başında bu mali tabloyu ve bu oyuncu yapısını önünde bulduğu zaman hoca deseydi ki şampiyonluk olursa olur. Biz birinci planda takımımızı bu sene altyapısını oluşturacağız. Gençlere yer vereceğiz. Bir kemik kadro. Bu kadar büyük bir risk almazdı. Hoca mevcut kadronun aslında yetersiz olduğunu ve dar, yetersiz demeyelim de dar bir kadro olduğunu, alternatifsiz bir kadro olduğunu bile bile şampiyonluk dedi. Aslında riski orada aldı. Ha, Samsun Spor takımı 2 sene üst üste playoff'tan dönmüş. Şampiyonluk hedefinden başka bir hedef bu şehri kesmezdi tabiri caizse. Ona da kabul. Ama bu hedefe koyduysanız bu şehrin önüne, o zaman bu hedefe giden yolda da bu risklerle beraber yürüyeceksiniz. Ama ben bugün hocaya da sordum. Bu bir risk midir yoksa bir mecburiyetten midir diye. Ben şunu çok açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Hocanın elinde Alperen'in de, Ercan'ın da, Canberk'in de, Burhan'ın da, Erdin'in de yerine oynatabileceği, bu ligin tecrübeli diyebileceğiniz bir kadrosu, oyuncu portföyü olsaydı, bu çocuklara çok fazla şans verir miydi? Bu benim kafamda hep soru işaretidir. Bir de ne söyledi? Hep soru işareti olmuştur. Bir de ne söyledi? Dedi ki mesela Oğuzhan Berber, nereden geldi dedi? 2B'den geldi dedi. Tanıyor muydunuz? Yok. Ersel'i tanıyor musunuz dedi. Yok. Nereden geldi? 2B'den geldi dedi. Şimdi onların şeyini de söyledi. Osman Nidaye'yi biliyor muydunuz? Yok. Hoca da bilmiyordu. İşte yok, anlamadım. Yani hoca yani, hazır takıma geldi ya. O tabii kucağında buldu yani. Bu hazır takıma, o kendi de itiraf ediyor zaten. Ben o hazır takımayım. Yani bunlarla bizim diyor, mesela hocam Ertuğrul Mert Gülşen var. Bu çocuğu da her an atmak istiyor içeriye. Bu da bekliyor sırasını. Yani ha, bu arada Erhan Altın'ın da hakkını yemeyelim hocam. O da gençlerle bir yere kadar mücadele etti. Burada da onun ismini de zikredelim yani. Da tabii bu gençlere yani, A takımın kapısını açan adamdır Erhan Altın. Yani bunu da şimdi söylemezsek. Onlarla beraber sezon sonuna kadar çalışacağım, onlar benim takımımda olacak, hiçbir şey olmasa bile idmanda yer alacak diye bu takımın, A takımın kapılarını Erhan Hoca açmıştır. Ne dedi? Onu söylemeye gerek bile yok. Oğuzhan, herkes biliyor. Oğuzhan dedi, yok dedi. Oğuzhan dedi, oynamıyor dedi mevkisinde. Kimi koyacağım oraya dedi. Biz ne dedik? Ercan. Dedi ki, Erdi. Yok, Ercan da şimdi her yere koyacak onu. Osman yok. Kimi koyacağım dedi. Sakat dedi. Fatih'le beraber Ercan'ı koyacağım dedi. Ön libero'ya geçti. İşte dedi ki, Sevgi yok. Kimi koyacağım? Ercan'ı koyacağım. Yani bir şeyler üretmeye çalışıyor. Bu gençlerle beraber de bir yerlere taşımaya çalışıyor. Ama senin dediğine katılıyorum. Çok önemli iki risk aldı. Yani burada ben bu takımdan, ben burayı şampiyon yapmaya geldim, ben şampiyonluk yaşamaya geldim demesi
bizim de taraftarın da birden şeyi artıyor. Bunu ben söylerken yanlış anlaşılmasın. Bu takım şampiyon olamaz mı? Niye olamasın? Takım şampiyon olur. Geçen hafta da söyledim. PTT 1. Lig'de kulüp yapısı itibariyle, kulüp geleneği itibariyle, şehir itibariyle, taraftarı itibariyle şu anda Süper Lig'e en hazır görüntü veren 2-3 takımdan biridir Samsun Spor. Evet. Hocam reklama zaten gideceğiz. Zaten bu takımın... Geldi mi reklam? Reklama gideceğiz. Şimdi... Reklama girmeden 1-2 dakika var mı? Var. 1-2 dakika varsa şunu ilave etmek istiyorum. Bizim özellikle orta alanda çok ağır, hantal bir yapımız var. Evet. Şöyle ki Mustafa Sevgi özellikle oyunun 60. dakikasından itibaren oyundan iyice düşüyor. Hele hele 60. dakikadan itibaren kullandığı duran toplarda etkili orta da gelmiyor artık. Bu maçta dikkat ettiniz mi? Bir korner oldu, ters tarafa koşamadı. Ofeyodu'ya işaret etti, korneri sen at diye. Evet. Defansa baktığımız zaman yine Fatih Kılıçkaya özellikle ağır zeminlerde ağır kaldığını ve hantal kaldığını da ifade etmek istiyorum. Yani bizim takımda özellikle hem stoperin göbeğinde hem orta alanın göbeğinde bir ağırlaşma durumu söz konusu. Mehmet Çakır hakeza belli bir yaşa gelmiş. Musa Aydın hakeza belli bir yaşa gelmiş. Sevgi de var. Dolayısıyla Mustafa Sevgi'nin de yaşı var. Dolayısıyla bizim için oyun planında çok kilit oyunculara baktığınız zaman bu oyuncuların yaşları itibariyle de biraz ağır kaldıklarını, biraz yavaş kaldıklarını ve dirençlerinin 60'tan 65'ten sonra 70'e doğru düştüğünü görüyoruz. Bu da bizim için bir sıkıntı. Evet. Mesela biz takım, Karabük takımı, rakip takım 9 kişi kaldıktan sonra en çok niye zorlandık? Panik yaptığımız için zorlandık. Gelen topu panik içeri. Gelen topu panik içeri. Çok kadar yapmadı panik... hocam. Tabii tabii. Çünkü niye? Rakip ceza alanını kapatmış. Yayı kapatmış. Orada adım atacak, girecek yer yok. Oyunu kanatlara da yıkamadık. Evet. Yani çok baskılı gibi görünen ama vay be bu da kaçar mı diyebileceğimiz çok net pozisyonu da maalesef yakın. Ben kalecinin çok fazla zorlandığını, Karabük kalecisinin çok da fazla zorlandığını düşünmüyorum. Zorlandı hocam. Yerlerden kalkmadı yani. Zorlandı. Doğru. Peki. Ergün Teber ve Kerim Zengin'le ilgili söyleyeceklerimizi de ikinci yarıda. Çünkü çok önemli hem de görüntüler de var. Sevgili izleyiciler, ikinci yarıda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ergün Teber olayını masaya yatırıyoruz. Bu arada mesajlarınızı da bekliyorum. Gerçi yazıyorsunuz ama ne kadar yazarsanız o kadar cevabını alırsınız diyorum. Reklamlara gidiyoruz. Cep Telefoncu'nun sunduğu Spor 55 programı reklamlardan sonra devam edecek.